Hoş geldin. Ne oldu? Rengin atmış. Hasta mısın yoksa? Yok, iyiyim. Öyle dalmışım. Yemek var mı? Yok. Haber verseydin bir şeyler hazırlardım. Telefonumun şarjı bitmiş. Arayamadım. Sen 2 dakika dinlen. Ben hemen bir şeyler hazırlarım. Nerede bu şarj? Bunların burada ne işi var? Merak etme kızım, doktora gittik. Baban iyi. İsmail nasıl? Yavrum benim. Anneannesi çok özledi onu. O da seni özledi. Artık bitse bu dargınlık anne. Ben babamı çok özlüyorum. Sabırlı ol kızım. Az daha dayan. Elbet baban seni affedecek. Bir daha bu evi arama. Benim senin gibi kızım yok. Sana onunla görüşmeyeceksin demedim mi? Bir daha adı bu evde geçmeyecek demedim mi? Yeter artık İsmail. Daha ne kadar sürecek bu küslük? O senin kızın. Affet artık onu. Hadi Selma'ya kızgınsın. El kadar çocuğun, torununun ne suçu var? Ben son sözümü söyledim. Eğer kabul etmiyorsan git kızının evine. Neden mi kızdı sana? Ben sevmiyorum dedemi. Seneye pahalatıyor. Canım oğlum benim. Dedeye kızma. O beni ağlatmıyor. O bizi çok seviyor. Hem de çok. Peki ya babam? Babam da seviyor mu? Ahmet, ver oğlum. Niye affedecekmişim? Niye? Anlaşıldı. Yine mesele Selma. Bana onun adını bile söyleme. Daha ne kadar küs kalacaksın? Ya İsmail, torunun kocaman oldu. Çocuk askere gidecek neredeyse. Sen hala konuşmam barışmam diyorsun. Halim, Allah aşkına sen de buna başlama. Bak yok eğer konuşacaksan ben de gideyim yani. Yarın çok pişman olacaksın. Hem Müslüman dediğin 3 günden fazla küs kalmaz. Bir hata yaptı. Affet artık. Ya tamam. Gel otur. Bir çayını iç. Çayını içmeden mi gideceksin? Selma!
Selma aç kapıyı. Selma. Oğlum niye açmıyorsun kapıyı? Açsanıza şu kapıyı. Neredesiniz? Niye açmıyorsunuz kapıyı? Ne yapıyorsun Ramiz? Baba televizyonu götürme. Allah aşkına Ramiz bir dur, ne oluyor? Sana ne be? Sana mı hesap vereceğim? Dur dur delikanlı, bu ne telaş böyle? Ne oldu? Dedemi kaybettim. Buralardadır, buluruz şimdi. Dur acele etme. Mehmet. 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 Dede. Neredeydin yavrum ya? Korkuttun beni. Gittin sandım. Bak işte geldi deden. O da çıktım zannetmiş. Benden önce fırlamış. Bir rahatsızlığımız olmadı inşallah. Yok canım, estağfurullah. Biz de yeni karşılaşmıştık zaten. Evlattan bile tatlı. Sizin torununuz var mı? Yok. O zaman Allah tez zamanda size de nasip etsin. Hadi gidelim. Aferin benim oğluma. Ne güzel çizmişsin sen öyle. Anne bak, babam çok uzakta. Artık sana vuramaz. Selma! Anne, Selma! Kapıyı açma ne olur. Korkma oğlum, hiçbir şey olmayacak. Açsanıza kapıyı! Selma! Açsana lan kapıyı! Açsana! Ramiz, ne oluyor? Öldüreceğim. Sakin ol! Öldüreceğim lan seni! Öldüreceğim! Bırak, bırak baba ne olur. Sen ne uğraşacaksın lan? Dokunma oğluma. Kaçma lan. Nereye kaçacaksınız? Gel lan buraya. Açsana lan. Selma. Açsana lan kapıyı. Lan mahvedeceğim lan sizi. Lan açsanıza lan kapıyı. Selma. Lan. Lan korkma nereye kaçacaksınız? Oğlum. Lan açsanıza korkma, kapıyı. Selma! Lan delirtmeyin beni! Açın lan! İsmail, gene dert etme. Sen de özledin kızını. Niye uzatıyorsun? Sana onun adı bu evde anılmayacak demedim mi? Bunların ne işi var burada? Sen laftan anlamıyor musun kadın? Yok dedim. Benim öyle bir kızım yok. İnat seninki başka hiçbir şey değil. Hep inadından yapıyorsun.
Mahalledeki bütün küsleri barıştıran sen, kızına gelince niye böyle gaddarsın? Niye acımasızsın? Ne yaptı benim kızım sana? Ne yaptı? İster kabul et, ister etme. Artık benim Selma diye bir kızım yok. Onu affetmeyeceğim. Selma, ne çok sevdim ben seni Selma. Niye böyle olduk Selma? Selma. Affet beni Selma. Ne olur affet. Affettin mi beni? Hadi bir şey söyle. Ha. Affettim. Hadi yat uyu artık. Köfte patates yiyeceğim. Tamam oğlum. Yarın sana köfte patates pişireceğim. Ama bu akşam bunu yiyoruz. Hadi oğlum üzme beni. Aferin benim akıllı oğluma. Başka bir şey yok mu ha? Bunu mu yiyeceğiz? İçmeyi bırakırsan evde ne eksik ne tam, akşam ne yiyeceksin ya da yemeyeceksin daha iyi bilirsin. Senin derdin ne? Dayak mı istiyorsun ha? Doymuyor musun ha? Doymuyor musun dayağı? Yeter artık bana dokunamazsın. Dokunursam ne olacak ha? Ne olacak dokunursam? Babanın evine mi gideceksin? Git hadi git. Bakalım baban kabul edecek mi seni? Baban yüzüne bakacak mı senin ha? Ha? Gitsene. Hadi git. Gitsene. Baba ne olur vurma annemi. He? Yavrum aç gözlerini. İsmail. İsteyerek olmadı. Yemin ederim bilerek olmadı. Tamam. Sen çok cesur bir delikanlısın. Bak bitti bile. Birkaç gün sonra dikişleri alırız. Bir de size bir tane ağrı kesici yazayım. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Hadi oğlum. Hadi.
neredesin Selma? Neredesin? Ben çok acıktım. Tamam oğlum. Anneanneyi arıyorum. O şimdi bize yemek hazırlar. Az daha sabret, tamam mı benim akıllı oğlum? Babanın evine mi gideceksin? Git hadi git. Bakalım baban kabul edecek mi seni? Baban yüzüne bakacak mı senin ha? Anneanneye ne gidiyoruz? Bizi yemek yapmış mı? Et bana. Nereye gideceğim ben? Hayırdır inşallah. Bu saatte kim gelir? Ay hayırlara karşı. Selma? Ha, kızım. Baba, ben geldim. Selma, kızım, yavrum, ne oldu? Ne yapıyorsun İsmail? Baba, lütfen kapıyı aç. Ne olursun. Yapma etme İsmail. Al içeri. Sıra sıklama olmuşlar. Gecenin bu vaktinde dışarıda mı kalacaklar? Bırak alayım içeriye. Bitsin artık bu dargınlık. Kapına kadar gelmiş. Geç içeri. Anne. Ne diyorsun İsmail? Baba lütfen aç kapıyı. Sende hiç vicdan yok mu? Baba, İsmail çok hasta. İsmail'i içeri al. Çok ıslandı. Ateşi çıkmaya başladı. Çekil kurban olayım. Etme eyleme. Benim Selma diye bir kızım yok. Selma o ite kaçtığı gün öldü. 7 yıl önce gömdüm ben onu. Yürü geri içeri hadi. Baba lütfen. Bir cahillik ettim, bağışla beni. Ne olur baba, bana acımıyorsan torununa acı. Onun bir suçu yok. Cayır cayır yanıyor yavrum. Gidecek yerimiz yok. Kime sığınalım?
O iti kaçmadan önce düşünecektin onu. Şimdi kapıma geliyorsun. Başımı önüme eğmeden önce düşünecektin onları. Baba, anne, ne olur içeri alın bizi. Yazıklar olsun. Ağlama anneciğim. Ne olursun ağlama. İsmail'im, yavrum benim. Geri dön artık Selma. Ne olur artık geri dön. Geliyorsun lan sen buraya ha? Baba öyle ha? Baba ben bir cahillik ettim. Ne olur affedin. Karımı ve oğlumu almaya geldim. Bir daha onları üzmeyeceğim. Baba deme bana lan. Baba deme bana lan. Defol git şuradan. Selma yok burada. Yapma İsmail. Bırak çocuğu. Baba. Baba ne olursun buradalarsa söyle. Bir daha kötü davranmayacağım onlara. Lütfen baba. Karımı ve çocuğumu seviyorum ben. Selma. Selma affet beni Selma. Dur İsmail. Ne yapıyorsun İsmail? Kendine gel. Bırak. Utanmaz bir de baba diyor. Oğlum. Nankör. Sana iş verdim ben. Oğlum gibi davrandım. Sen ne yaptın? Kızımı kandırdın. Benim başımı önüme eğdirdin. Defol git buradan. Elimden bir kaza gelmeden. Yeter artık, değilsin bu içindeki kin. Kızın torunun kayıp. Sen neyin hesabını soruyorsun? Ne olurdu bu evliliğe karşı çıkmasaydın. Babalığını esirgemeseydin bizden. Arka çıksaydın ha. Olmaz mıydı ha? Sus. Biz birbirimizi sevdik. Rızanı istedik. Sus dedim. Niye karşı çıktın bu evliliğe? Niye? Bak hala konuşuyor. Sus utanmaz. Senin gibi serseriye verilecek kızım yoktu benim. İsmail tamam. Ya geç içeri. Mahalleyi başımıza toplayacaksın. Hadi, hadi geç. Yeter. Kalk. İkiniz de susun biraz. Artık. Oğlum Rami sen de git artık. Hadi yavrum iyice adamı sinirlendiriyorsun. Hadi yavrum benim. Hadi. Hadi dikkat et. Çarş bir siz. Tamam İsmail otur artık. Kalbin tutacak yine. Utanmaz adam. Gelmiş bir de kapıma dayanmış. Erkek sen git karına, çoluğuna, çocuğuna sen sahip çık. Benden ne soruyorsun? Sen nasıl bir adamsın İsmail? Nasıl bu hale geldin sen? Gece kapına kadar gelen kızını, torununu içeri almadın. Sus Ayşer. Konuşma kalbini kırarım senin. Kalbimi mi kıracaksın? Ciğerimi yaktın sen benim. Kızın, torunun ortada yok. Aa. Sen Ramiz'le kavgaya tutuşuyorsun. Bu nasıl bir sağırlık? Vicdanının sesini de mi duymuyorsun? Geçmedi mi 7 yıl boyunca duyduğun kin? Sen nasıl bir babasın? Kızıma, torunuma bir şey olursa seni asla affetmem bilmiş ol. Ayten abla. Hı? Ayten abla. Ay ne oldu sana? Ne bu halin? Yok bir şey Ayten abla. Önemli değil. Selma sizde mi? Yok bizde değil. Niye sordun? Öylesin abla, tamam sağ ol. Olacağı buydu tabii. Her gün her gün döversen kızı kaçar tabii.
Allah'ım sen kızımı torunumu bize bağışla. Allah'ım sen bizi affet. Bize verdiğin emanete sahip çıkamadık. Onları koruyamadık. Merhamet et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Biz merhametsizlik ettik. Kızımın ve torunumun üzerinden merhametini eksik etme. Biz bağışlamasını bilemedik. Sen bizi bağışla ya Rabbim. Amin. Bir haber var mı? Ne yaptım ben? Vurun, dövün, sövün bana. Ben hepsini hak ediyorum. Eğer en baştan seninle olan evliliğini kabullenseydim, dar zamanınızda yanınızda olsaydım, iş hiç buraya varmayacaktı. Sen misin suçlu? Bütün kabahat benim. Affedin beni oğlum. Affedin beni. Bütün tanıdıkları gezdim. Aradım. Kimse görmemiş. Kimse nerede olduklarını bilmiyor. Sanki yer yarıldı, içine girdiler. Ne yapacağız baba? Acaba hastanelere mi baksak? Sabah ben bütün hastaneleri gezdim. Çoğunu da aradım. Hastanede değiller. Üzülme oğlum, üzülme. En azından kötü bir şey olmamış. Ha? Sen eve git bekle. Belki gelirler. Ben de şimdi eve gideceğim. Bir haber alırsak haberleşiriz nasıl olsa. Sağ ol. Üzülme Aysel. Bir yerlerden çıkarlar. Selma'ya, torunuma bir şey olursa affetmem İsmail'i. Gül gibi geçiniyorlardı. Ne olduysa kazadan sonra oldu. Borç, borç, borç. Gırtlağa kadar borç. Yardım edeyim dedim. İsmail neredeyse beni öldürecekti. Ramiz gitti, yerine dengesizin biri geldi. İçip içip kızı dövmeye başladı. Yavrum, Selma'm. Sana bir şey olursa dayanamam ben. O nasıl söz öyle? Allah korusun. Ümitsizlik bize yakışmaz. Allah büyüktür. Hem üzme kendini bu kadar. Şekerin çıkacak. Bakarsın baba kız barışırlar. Hayırlara vesile olsun. Selma'dır peki. Alo Aysel, bir haber var mı? Selma'dan bir haber var mı? Yok. Kimse aramadı. Kızımı bul bana İsmail. Ne olur torunumu getir bana. Ben eve gidiyorum. Üzülme Aysel. İnşallah bulacaklar. Hem bak Halim abin de bakıyor. Sağ salim eve dönecekler. Selma? Kızım? Selma! Kızım! Dur! Selma! Kızım! İsmail? Benim ben. Selma. Ben ne yaptım Allah'ım? Allah'ım ya Rabbi. Thank you.
Babacığım görmedim. Çok acıdı mı? Çok acıdı. Yaktın beni İsmail. Şimdi göreceksin sen Gönül'ü. Gıdı 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 gıdı. Seni gidi gidi. Alo? Oğlum. Selma? Bir haber var mı diye soracaktım. Yok anne. Hiçbir haber yok. Dua et de inşallah tez zamanda ikisini de buluruz. İnşallah anne. İnşallah. Görüşürüz. Selma olduğundan emin misin? Bilmiyorum Halim. Arkasından koştum yetişemedim. Arabaya bindi gitti. Ben ne yaptım? Nasıl bir hata yaptım? Kızıma, torunuma bir şey olursa ben bunun yükünü nasıl taşırım ya? Tamam, üzülme artık İsmail. Bak zaten kalbin hasta, yorgun. Hem Selma akıllı bir kızdır. Böyle bir yanlışın içine düşmez. Bir ara gidip bakarız. Selma böyle bir şey yapmaz, ben eminim. Ya o kız Selma ise ben ne yaparım ha? Allah korusun İsmail. Hayır konuş, hayır olsun. Zahmet oldu anne. Ben çok pişmanım anne. Borçlar yüzünden ne hale geldim. Bütün öfkemi karımdan, çocuğumdan çıkardım. Borcun içine girdin diye içmenin ne alimi var oğlum? İçince sarhoş olunca borcun mu ödendi? Neyse ne artık. Önemli olan Selma ve İsmail'i bulmamız. Kaç gün oldu artık? Bir karakola gitseniz. Ses çıktığı da yok. Korkmaya başladım. Başlarına bir şey gelmesin. Bak şuradaki. Halim, o kadın Selma değildir değil mi? İsmail dur bir. Kalbin var, sakin ol. Selma değildir inşallah. Sen git yanına bak. Allah'ım sen kızıma acı. Ne oluyor bey baba, yavaş gel. Korkma kızım. Niyetim seni korkutmak değildi. Neymiş bakalım niyetin? Aa, zenginiz. Nereye gidelim bey baba? Evine git kızım. Evine. Ananın babanın yanına dön. Ha, seni utandırmak için söylemedim kızım. Ağlama. Git ananın babanın dizinin dibinde otur. Hadi gidelim Halim. Karınız ve oğlunuz iki gündür kayıp ve siz yeni mi bildiriyorsunuz? Arkadaşlarına gitmiştir diye düşündük. Çıkıp gelir sandık. Ya kardeşim, hem karını dövüyorsun... Hem de bir yerden çıkar diyorsun. Pes vallahi pes. İki gündür yok ortada. Bu ne rahatlık? Sen de evini almamışsın. Karının çocuğunun fotoğrafı var mı? Yok. Yok maalesef. Hiç aklıma gelmedi getirmek. Kızımla evlenmeden önce çektirmiştik. Torunun fotoğrafı yok mu amca? Tamam.
Bir gelişme olursa biz sizi ararız. Yalnız bir yere kaybolmayın. Özellikle sen Ramiz Efendi. Nereye kaybolacağım memur bey? Sağ olun. Müsaadenizle. Anne ben gitsem. Belki Selma geri dönmüştür. Otur oğlum. Çorbanı iç de öyle git. Selma bu halinizi görseydi. İyi günler Ayse. Hı. Dolma yapmıştım, getireyim dedim. Sağ ol, niye zahmet ettin? Ne zahmeti? Bir de Selma'dan haber aldınız mı? Yer yarıldı, içine girdiler sanki. Yok, hiçbir haber yok. Karakola gittiler. Ben bakıyorum. Kim ola ki? Bilmem. Alo. Buyurun, benim. Evet. Anlıyorum. Ne oldu baba? Kimdi arayan? Karakoldan aradılar. Ne diye aradılar? Söylesene. Sudan bir kadın ve çocuğun cesedini çıkarmışlar. Selma. Aysel. Çek oğlum anne, sandalyeyi. Şöyle geçin oturun. Anne. Anne iyi misin? Ayşen, iç. Siz gidin, ben bakarım ona. İsmail abi, Halim'i de arayın. Yalnız gitmeyin. Bir şey olursa ararsınız, olur mu? Tamam. Selma. Ayşen, iyi misin? Selma, kızım, yavrum. Ben nasıl dayanacağım bu acıya? Aysel, bir sakinleş Allah aşkına. Korkacak bir şey yok. Ne diyorsun sen Sevde? Kızım diyorum, torunum diyorum. Sen bana sakinleş diyorsun. Bir şey biliyorum ki söylüyorum değil mi? Korkacak bir şey yok. Ama Ramiz de İsmail'e iyi bir ders oldu. Yazık, ikisi de feleğini şaşırdı. Sevde sen iyi misin? Ne anlatıyorsun Allah aşkına? Durum nedir? Haber alınca hemen geldim. İki gündür sudaymış. Teşhis için şimdi girip bakacağım. Ben ne yaptım Halim? Ben ne yaptım? Ben bu acıyla nasıl yaşarım? Hemen koyuvermeyin kendinizi İsmail. Kesin bir şey yok orada. Ramiz oğlum sana da söylüyorum. Kendinize gelin bir ya. Yarabbim, Allah'ım yarabbim. Allah'ım ben ne yaptım? Ben nasıl onları sokağa bıraktım? Selma, kızım. Sen bana hep söylemiştin. Beni uyarmıştın. Kızının başına bir şey gelirse döversin dizlerini demiştin. Hepsi benim suçum. Selma ile çocuk şimdi burada olsa ne söylerdin? Ayaklarına kapanıp hemen af dilerdim. Ya sen? Bana vurmasını söylerdim. Kafamı gözümü yarana kadar vursun. Merak etme. Şu işler düze çıksın zaten onu ben yapacağım. Teşhis için bekleyen siz misiniz? Hemen şimdi mi göreceğiz? Evet, içeri gelin lütfen. Baba! İsmail! Baba! İsmail! Baba iyi misin?
İsmail. İsmail. Selma. Kızım. Selma. Buradayım babacığım. Yanındayım. Selma. Aman İsmail, aman, dur. Aman dur. Babacığım lütfen. Tamam, sakin olun, iyiyim ben. Merak etme babacığım. Bundan sonra seni hiç üzmeyeceğim. Daha iyi olacaksın. Bir de sen mi benden af diliyorsun? Asıl sen beni affet kızım. Yok yere yıllarca seninle dargın kaldım. Hepinizi üzdüm. Ben hiçbir zaman sana gönül koymadım baba. Hep beni affedeceğin günü bekledim. Neredeydin şimdiye kadar? Bir başına neler yaptın? Ne yedin? Ne içtin? Vallahi İsmail, bana şimdi çok kızacaksın ama Selma hiçbir zaman kaybolmadı. Selma, kızım. Senin kovduğun geceden beri Selma da İsmail de bizim evdelerdi. Ben ölene kadar da söylemeye niyetin yoktu herhalde. Tabii, az burnunu sürsün istedim İsmail. Vallahi hakkını helal. Böyle olsun istemedim. Sıkma canını Halim. İyi etmişsin. Sayende benim de Ramiz'in de aklı başına geldi. Ramiz nerede? Tez iyileş İsmail. Kızınla damadını barıştırman lazım. Senin kız senden inatçı vallahi. Artık Ramiz'i görmek istemiyormuş. Dikkat et basamaklara. Anne bak, dedem ne aldı? Teşekkür ettim dede. Evet. Selma kızım, izin verirsen bir misafirim var. Günaydın anne. Gel oğlum, gel. Anne, artık evimize dönelim. Hem babam bana söz verdi, bir daha bizi üzmeyecek. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hadi kızım, al kocanın elindeki çiçekleri. Sen de benim gibi geç kalma. Affet onu. Hadi kızım, dinle babanı. Şöyle. Hadi buyurun kahvaltı. Hadi. Buyurun geçin. Buyur hanım. Geç gel. Gel gel. Alayım.